İlk roundda daha ataktı. İkinci roundda yüklenirse üçüncü rounda götürmez. Yani bir gösterim maçı gibi yapılıyor. Evet, o yüzden evet. Ben hoşuma gitmiyor dediğim tarafı da. Anladım ben seni. Evet. 7'nin 3. maçı böyle ligle ne olacağı belli olmuş oluyor o zaman. Yani. Amir'de de 1.84 boyu var. Evet. Benim tahminlerimde yanılmadım. Evet. Ziya Furkan ikinci raunda çok hızlı başladı. Yani Hüseyin'den biraz... Evet, fırçasını yedi. Yani. Yaptığı o şov hareketlerinden dolayı. İşini biraz daha ciddiye almaya başladı. Evet. Yani Ziya'yı tanıyoruz zaten. Geçmişteki maçlarından da iyi bir sporcu. Evet. Kontrollü bir şekilde maçına devam etmesi lazım. Evet. Telefonlarda mesajlar susmuyor hocam. Hocalarımıza selam olsun. İzleyenler, takipçilerimiz sağ olsunlar, evet. Var olsunlar. Eski Muay Thai milli sporcularımızdan kickboksa da milli gerçi de geçen Mersin'de de beraber maç anlaşmıştık. Bizim Zeynep Dündar'a buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz kendisine. Birçok yerden mesajlar geliyor. Demek ki izleyicilerimiz ekrana kilitlenmeye başladılar. Gecenin 3. maçı daha birbirinden güzel 7 maç var. Alt maçlarda da güzel maçlar vardı hocam bugün. Bayağı yani canlı bazı alt maçlar üst maçlarda evet, daha canlı güzel. Yayında dövüşebilecek çok kaliteli sporcular vardı bugün. Evet. Zaten ön maçların amacı da o. Amacı o tabii. Daha yani yukarıya çıkabilmek orada, için kendilerini orada sergilemek, yaptıkları maçlarla bu işi yapan insanların beğenisini kazanmak, tecrübe kazanmak ve ondan sonra da bir üst lige çıkmak, öyle diyelim yani. Evet. Bak şu an tribünlere bakıyor musun? Evet, tribünler tıklım tıklım. Salonda, saha salon içerisinde tıklım, masalarda tıklım. Yer yok. Evet. Gerçekten beklentimizin üstünde bir kesinlikle şu an inanıyorum ki ekranları oldu. Başında da sevgili izleyiciler ekrana kilitlenmiş bir şekilde bizleri izliyorlar. Gerçekten futboldan sonra izlenirliği hem keyifli hem de en çok olan branşlardan bir tanesi evet. Kickbox evet, organizasyonları. Ülkemizde çok güzel organizasyonlar yapılıyor. Gerçekten imkanlara göre çok güzel organizasyonlar yapılıyor. Sor hocam. Ülkemizde yani... çok güzel tesisler var. Bu tesislerde organizasyon yapılması lazım. Destek olunması lazım. Diyorum. İkinci round da bitti. Evet, Murat Hoca, sizler amatörde neler yapıyorsunuz? Bana biraz bahseder misin ondan? Vallahi hocam, Vuş adına konuşayım ben. Evet. Geçen Edirne'de 17-24 Ağustos tarihleri arasında 23 ülkenin katıldığı bir Balkan şampiyonası yaptık. Yaklaşık 850 civarında bir yerli yabancı sporcu toplamda vardı. Yani çok güzel bir organizasyon oldu. Yaklaşık 7-8 gün sürdü. Hem Edirne ile memnun kaldı. Hem gelen ülkeler, misafir ettik onları. Onlar memnun kaldı. Güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bir sonraki sene çok daha fazla bir katılım bekliyoruz. Çünkü bu ülkemizin aynası oldu. Ülkemizdeki spora verilen değeri göstermiş olduk insanlara. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünya şampiyonasından daha büyük katılımlı bir maç yapmış olduk biz bu sene. Evet. Evet, üçüncü round başlıyor. İkinci roundda yine Ziya'nın bariz üstünlüğü vardı. Evet, Cemil Türk kardeşim de bizi izliyormuş. Mesajı selam geldi olsun. Şimdi. Cemil kardeşime ve beraberindeki arkadaşlara selamlarımızı iletiyoruz. Evet,
Ziya Furkan biraz hızlı başladı. Sağlı solu direkler ve low kick. Evet. İşler yapmaya çalışıyor ama hiç yok yani gerek karşılık veremiyor aslında Ziya'ya karşı. Evet. Ön ayak front kick. Beş demişlerdi ama yine de evet. Yine güzel bir split pick Ziya Furkan'dan. Ama müsait üst ona. Üste. O tekmeyi evet, de almaya yani, müsait yani. Rakip de diyor zaten gel vur artık evet. Bana yani. Hiçbir etki gösteremiyor. Tempo TV'de gecenin 3. maçı Efsaneler Arenası devam ediyor. Can Tempo sevgili kardeşim Tarık. Buradan Tempo TV'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Bey'e ve sevgili dostum Yusuf'a selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum burada. Sıra seviyesine bir raw kick ama yerini bulmadı. Evet. Maç bitsin diye uğraşıyorlar zaten. Yani gidişat onu gösteriyor. Evet. Aslında 3. round'a gidecek bir maç değil yani değildi. Ziya için. Tabii ki öyle sürdürdüler. Yani. Yani 4. 5. kez spinning back kick yiyor sporcu. Hala bir karşılık aynı şekilde gel bana vur. Yani. Diyor son saniyeler. Sırada çok önemli bir maç var. Gecenin maçlarından bir tanesi. Evet, kıran kırana geçecek bir maç Doğan Yıldız. İddialı bir maç. Gecenin en iddialı maçlarından bir tanesi. Öyle birbirine meydan okudular. Evet, çok ciddi dün face to face'le beraberdik. Evet. İnanılmaz daha önce bir... sanal medyada birbirlerine bayağı bir evet, meydan okudular. Meydan okumuşlar. İnanılmaz yani, bir maç olacağına inanıyorum ben. Yeri de burası oldu. Evet. Gong ziliyle 3. round da bitti. Evet değerli spor severler, Efsaneler Arenası bir Mehmet Mesoğlu damgasıyla birlikte sizlerle birlikteydi. İzlemiş olduğunuz Efsaneler Arenası kickbox mücadelesinde hakemlerimizin 3-0'lık skor kararıyla izlemiş olduğunuz mücadeleyi kazanmayı bildi. Mavi Köşe Ziya Furkan Gündüz. Ve sporcularımıza madalyaları, kupaları takdim ediliyor. Kahecan Balkon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gül Beyefendi. Kazanan sporcumuza diğer kupa olacak hocam. Diğer kupa olacak. Yanlış oldu. Evet, kupaları yer değiştireceğiz. Kazanan sporcumuz Ziya'ya takdimde bulundu. Yine Akarsu Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Akarsu takdim ediyor. Kaybeden sporcumuza kupasını
Ve plaket taktiğimiz olacak. Onu da Fuat Hoca'dan rica edeceğiz. Sayın Davut Çelenk hocamıza takdiminde bulunuyor. Fuat Akpolat hocamız takdim ediyor. Değerli antrenörlerimizden Davut Çelenk hocamıza bir diğer plaketimizi takdimini rica edeceğim. Onu da Öztürk Akpolat hocamızdan rica edeceğim. Sayın Kadir Akarsu beyefendiye bir plaket takdimimiz olacak. Bir plaketimiz daha olacak arkadaşlar. Hemen hızlıca ulaştırın bize. Kahe Cam Balkon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gül'e takdim edilecek plaketi. Onu da Sayın Burak Meşsoğlu takdim ediyor. Kahe Cam Balkon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gül takdimini alıyor. Bir plaketimiz daha olacak arkadaşlar. Sayın İlhan Aras. İlhan hocamız da bizlerle birlikte, ona da plaketini yine Burak Meşsoğlu takdim ediyor. Şu anda Can Tempo TV'de plaketi alıyor İlhan Aras. Ve söz Türk sporunda duayen isim, Türk kickboksu için çok önemli isim. Bugün yorumda bizlerle birlikte Nusret Öncü'de ve şunu da söylemekte fayda var. Fightdo spor ekipmanlarıyla kendinizi daha da güvende hissedeceksiniz. Murat Erde bizlerle birlikte bu akşam. Söz şu an Nusret Öncü'de. Evet sevgili Murat. Şimdi sırada dedim az önce Doğan Yıldız'la Mustafa Aseni arasında bir maç olacak. Gecenin önemli maçlarından bir tanesi. Da sosyal medyada birbirlerine meydan okumuşlardı. Meydan okumuşlardı. Daha sonra Mehmet Mestoğlu ile görüştüler. Bu giderleri bir karşılık buldu diyelim. Biz de burada kimin ne yaptığını göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi. İyi olan kazansın diyorum. Hocam klavye delikanlılığına gerek yok. Delikanlı evet. Ringde kendini gösterecek. Yok, bakalım neler olacak. Evet söz Tarık Sayın'da. Teşekkürler Nusret Öncü. Evet değerli spor severler, efsaneler, arenası kickbox şampiyonasında bu özel gecede şimdi sırada merakla beklenilen o mücadele var. Sosyal medyadan birbirlerine atar yaptılar, gider yaptılar. Kral benim dedi biri. Diğeri dedi ki sen kral değilsin. Şimdi söz bitti, konuşma bitti. Artık sadece yumruklaşma zamanı. Önce mavi köşeden geliyor sporcumuz Doğan Yıldız. Kırmızı köşeden rakibi geliyor. Bakalım bu akşam bu challenge'dan hangisi galip ayrılacak? Ona goril diyorlar çünkü o Seyit Mustafa Aşemi.
forever. Wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them? Şimdi DJ al müziği. Tüm izleyenlerden özellikle rica edeceğim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gel kamera. Değerli izleyenler, sevgili misafirlerimiz. Şu anda gecenin en fazla merak edilen o mücadelesi için sporcu arkadaşlarımı bir yanıma alalım. Doğan, Mustafa. Mustafa, biya biya. Doğan. Her iki sporcu da şu anda yanımda ve ben tam ortalarındayım. Sosyal medyadan inanılmaz büyük bir akım vardı her ikisi için de. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hangisi kazanırsa kazansın, diğer hiç kimsenin buna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Lütfen burada hakkı olanın kazanmasına sizler de izleyici olarak destek verin. Kim güçlüyse o kazansın. Sosyal medyada konuşmaya benzemez. Köşeleri alalım sizi. Evet değerli spor severler. Önce mavi köşede 29 yaşında 1.75 boyunda 108 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 6 maç yaptı. 5'ini kazandı, 1'ini kaybetti. 2 kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Bulutan Bulut yapıyor. Yine bugün değerli kardeşimiz kickboksta önemli isim. İyi bir YouTuber aynı zamanda köşesinde Doğan Yıldız. Ve rakibi kırmızı köşede 39 yaşında 1.78 boyunda 95 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 10 maç yaptı. 7'sini kazandı, 3 kez mağlup oldu. İranlı sporcu ama Türkiye'de yaşıyor. Seyit Mustafa Haşemi. Ve izleyeceğimiz mücadeleyi uluslararası hakemlerimizden Sayın Hasan Canca yönetiyor. Köşelerde köşeleri boşaltabilir miyiz? Köşeleri lütfen boşaltalım. Sadece antrenör kalsın köşelerde. Köşelerde sadece antrenör kalsın. Yoksa maçı başlatmayacağız. Lütfen görevli arkadaşlara yardımcı olalım. Bir saniye hocam, Hasan hocam durduralım. Durduralım. Köşe, Bulutan. Bulutan köşeyi boşalt. Bulutan köşede sadece siz durun. Yoksa maç başlamayacak. Arkadaşlar köşelerde sadece iki kişi duracak. Only trainer. Only trainer. Anlatılacak bir şey de olmuyor. Ya hocam laf var, icraat yok. Yani bu kadar esip gürlediler.
Doğan yine yani, atak bir şeyler yapmak istiyor. Tabii Doğan'ın, o da zaten tepkisini veriyor yani, kaçıyor evet. Sürekli diyor. Yani herhalde Mustafa'nın başka maçı yok galiba. Yani Doğan yine, Doğan'ı biliyoruz nasıl maç yaptığını, kaç tane maç yaptığını. Bu zaten sürmez yani, 3 round sürecek bir maç değil. Yok, sürecek bir round değil. Bir de ağır kilolar hocam, zaten bir tane yakalamış olsa yatıracak. Evet. Bu arada 15 kilo fark var. 88 kiloya 110 kilo falan denir. Sağlam bir tane. Evet. Yumruk aldı Mustafa. Doğan çok sağlam bir sporcu. Yani aslında kırışmaya girilirse Doğan'ın karşısında duramaz. Duramaz, evet. Yani bakalım ne olacak. Tabii ki Doğan'ın galip geleceği belli. Öyle gözüküyor. Yani. Hasan Hoca, bir kişi hasta ringten. Evet, ikinci raunda evet. Başlıyoruz. Ben bu raundda Doğan'ın daha atak olacağını... Yani daha kontrol olması evet. Lazım. Daha atak olacağını tahmin bence ediyorum. Bence işi uzatmaması lazım yani. Aslında işi bir an önce bitirmek istiyor ama rakibi sürekli kaçak dövüşüyor. Evet. 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 Yani bu bir dövüş değil yani. Yani bu bir kickbox değil yani. Değil, değil. Yani kickbox'ta... Şimdi Doğan'ın da dövüşmesine engeller böyle bir... Hocam farkındaysan maçı bile anlatamıyoruz. Anlatacak yani bir anlatacak ki. Bir şey de bulamıyoruz. Yani çok fazla bir beklenti içerisine soktular bizi de. Şimdi Doğan aslında dövüşmek istiyor da rakip kaçıyor. Rakipte fırsat şey yok yani, kendisine yani oyuna girmiyor. Oyun evet, oyun kuracak oyuna bir şey girmiyor. Yok. Burada Doğan'ın bir suçu yok yani. Yok yok, Doğan'ın suçu yok. Evet. Doğan'ın oyun kurmasına fırsat vermiyor, sürekli sarılıyor çünkü. Yani maçı bırakabilir. Maçı bırakacak gibi gözüküyor. Doğan! 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 Duymaz seni.
Doğan. Köşeleri bir boşaltır mısınız arkadaşlar? Eğer bir daha ring içerisine herhangi biriniz girerse maçı iptal edeceğiz. Ringin içerisine herhangi biri girerse maç iptal olacak, bilginiz olsun. Az önce maç başlarken söylemiştim. Doğan çok istekli ama rakip fırsat tamam vermiyor. Yani sürekli. Yani şimdi normalde evet. Başka bir yerde olsa ringin aynen. İçine giren birisi evet. Olursa. Evet bitirdim. Ya şu son hareket hiç yerinde değildi. Dön arkanı, arkanı dön, arkanı dön, arkanı dön. Arkanı dön, arkanı. Dön dizen. Arkanı buraya dön, arkanı. Ah öyle. Bakma oraya, bakma sen bakma. Bakma sen oraya. Doğan sen işine bak. Maçın içerisinde herhangi bir girerse maç iptal, haberin olsun. Zaten olacağı buydu. Buydu zaten. Evet. Gerek yani, de yok. Gerek yok. Ringin içine girmeleri, maç bitmemiş. Yani tebrik etmeye kalkmalar. Evet heyecanlarını anlıyoruz ama bunlara gerek yok. Evet, sonucu resmi olarak açıklama zamanı. Sporcularımızı alalım hemen. Sporcularımızı alalım. Evet. Sonuç resmi olarak ortada ama resmi olarak yine hakemlerimizden alalım. Sporcularımıza ödüllerini takdim etmek üzere Sayın Hasan Aktoka, Sayın Cemal Daştan, Sayın Öztürk Akpolat, Sayın Uğurcan Doğan'ı da alalım ringe. Ve ekol isim...